Araç var mı? Bunlar istifa ettiğimizde da dilekçeyi ilçe seçim kuruluna sunuyoruz. Bundan sonraki süreç nedir? Bu adım adım. Birlikte beraberce yaşayacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, 1972 yılında üye olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu an itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Önümüzdeki siyasal yaşamımızı bir başka partide devam ettireceğimizden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldım. Nasıl hissediyorsunuz? Bu istifa neden gerekti başkanım öncelikle? Şimdi şunu söyleyeyim çocuklar, her şeyin ötesinde bugün CHP'yi yönetenlerin hemen hemen hiçbirinin CHP'nin kapısından bile geçmediği dönemlerden beri ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. 12 Eylül sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe gençlik kolu başkanı olduğum için oldukça uzun bir süre gözetim altında aldım. 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkmadan SODEB'in arkasından Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurucu üyesi olarak görev yaptım. Daha sonra Cumhuriyet Halk Parti'de değişik görevlerde bulundum. Uzun yıllardan beri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki en uzun süreli belediye başkanlığı görevini yapıyorum. Edremit'te 5 yıl önce yapılan ön seçimler neticesi 11 arkadaşın arasında en fazla oyu alarak belediye başkanı adayı oldum. Ve Edremit tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Parti'den bir belediye başkanı oldum. Oldukça başarılı bir belediye sürecimizden sonra nedenini bilmediğimiz bazı şeylerden dolayı aday yapılmadım. Bir tek şey öğrenmek istedim. Neden? Neden aday yapılmadığımız söylenmesini istedim. Bunu bile söylemeye tenezzül etmediler. Adeta kullanıp atılmış bir mendil parçası gibi telefonlarıma bile cevap vermediler. Bunda Sayın Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız. Demek ki istenmediğim bir parti. Ben şuna açıklıkla inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi yeniden ana köklerine döndüğünde, yani Mustafa Kemal'lerin partisi olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerimiz devam edecektir. Ben şimdilik bu kadar. Maça davet edin maça. Ahmet Bey gelsin. Başka bir yerde böyle yaptım. Anında.